Merhaba arkadaşlar. Makine öğrenimi derslerimizin bu videosunda bir kitabı yargıla isimli uygulamayı birlikte yapacağız. Uygulamanın mantığı 4 tane konumuz var arkadaşlar. Örneğin romantik konusu, bilim kurgu konusu, çocuk konusu ve arkadaşlar korku konusu olacak. Yani 4 tane kitap konusu seçeceğiz. Bu konularla ilgili kitapları etiketler altına ekleyerek kitabı kapağından tanıyan bir uygulama yapmaya çalışacağız. Tabi arkadaşlar bu uygulamada Etiketler altına birçok örnek eklemeniz gerekiyor. Yani kitap kapakları birbirine benzediği için her zaman doğru sonucu elde etmeniz biraz zor. Doğru sonucu elde etmek istiyorsanız çok fazla veri girmeniz gerekiyor. Biz şimdi 10'ar tane resim ekleyeceğiz. Tabii bazen yanlış da çıkabilir arkadaşlar. Ama dediğim gibi ne kadar çok veri verdiniz o kadar çok doğru elde edersiniz. Dediğim gibi arkadaşlar burada 4 tane kitap konusunu açtık sayfalarını. Herhangi bir kitap sitesinden bulabilirsiniz. Örneğin kitap sepetinden Buldum arkadaşlar. Ben bu şekilde buradan kitapları ne yapacağız? Tek tek ekleyeceğiz. Şimdi yukarı doğru çıkıyorum ve projeler diyorum. Burada yeni bir proje ekle diyerek proje bilgilerimi oluşturacağım. Ne yapacağız arkadaşlar? Kitabı yargılama isimli uygulamayı yapacağız. Tabi burayı farklı da yazabilirsiniz. Kitabı kapağından tanı gibi isimde yapabilirsiniz. Burada arkadaşlar Türkçe karakter kullanmıyoruz. Çünkü Türkçe karakter kullandığımızda sıkıntı yapabiliyor ve kelimeler arasında boşluk bırakmamaya dikkat ediyoruz. Tanıma bölümüne geldiğimizde ise görüntüler ile çalışacağız. O yüzden burada görüntüleri seçiyorum. Oluşturmak diyerek projemi oluşturuyorum. Ve artık projem içerisine girerek ne yapacağım? Etiketlerimi oluşturacağım. Train bölümüne geldim. Yeni etiket ekliyorum arkadaşlar. Burada ne olacak? Artık konularımızı yazabiliriz arkadaşlar. Ne olsun arkadaşlar? Örneğin çocuk kitapları olabilir. Bu şekilde çocuk yazıyorum. Türkçe karakter yine burada da kullanmamaya dikkat edebilirsiniz. Ne olabilir? Romantik olabilir. Bilim kurgu. Direkt bilim olarak yazabiliriz. Ve arkadaşlar gerilim konularında kitap kapakları ekleyeceğiz. Yine arkadaşlar siz farklı konularda seçebilirsiniz. Ama bu uygulamamız hazır bir şablonu var. O şablonu kullanmak için bu şekilde aynılarını oluşturuyorum. Tabi şablonu kullanacaksanız içerisindeki yazıları değiştirerek de farklı konuları seçebilirsiniz. Şimdi konularımız içerisinde etiketlerimiz içerisine eklemeleri yapabiliriz. Çocuk kitabının içerisine arkadaşlar şöyle alıyorum. Buradan da bunu alalım arkadaşlar. Çocuk kitabının içerisine buradan ekleyeceğiz. Şöyle sırayla içerisine ekliyorum arkadaşlar. Şöyle seçiyoruz. 2, 4, 5 tane oldu. Ne olsun macera adası. Kaç tane oldu arkadaşlar? Sayalım bir. 10 tane yapacağız hepsinde. 5. 9 tane olmuş. Bir tane daha alabiliriz arkadaşlar. Örneğin şöyle alalım. Şimdi arkadaşlar 10 tane çocuk için kitabımızı ekledik. Geçiyorum aşağıya doğru. Buradan bu tarafa korkuyu aldım. Hemen korku içerisine gelebiliriz. Gerilim içerisine korku kitapları gerilim kitaplarından ekleyeceğiz. Şöyle arkadaşlar buradan başlıyorum. Kitap türlerini karıştırmayın. Sonuçlarda da sıkıntı yaşayabilirsiniz. Şöyle kitaplarımızdan ekliyoruz arkadaşlar. 4 tane oldu. 5 tane oldu. 6 7 8 9 10 tane oldu arkadaşlar. Yine sayalım. 3 6 9 10 tane oldu. Şimdi bilim kurgu kitaplarından alacağız. Şöyle 1 2 3 4 Bu biraz çocuk kitabına benziyor. Karışıklık yapabilir arkadaşlar. Şu an az veri eklediğimiz için 5 6 7 8 9 10 tane ekledik. 3 6 9 10 tane arkadaşlar. Şimdi bir de romantik aşk kitaplarından ekleyelim. Bunun için de yine buradan ekleyebiliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, şöyle bakalım. 8, 9, 10 tane de ekledik herhalde arkadaşlar. Bunu da sayalım yine. Evet 3, 4, 5 de burada 9 olmuş arkadaşlar. Romantik de Yukarılara eklememişizdir umarım. Bir tane daha alabiliriz arkadaşlar. Evet. Pardon bilim kitabını aldık bunu siliyorum geri. Romantiğe geliyorum. Ya da eklemiş mi sonradan bakalım. 3 4 5 6 7 8 9. Şöyle de 10. Tamam arkadaşlar 10 artanı ekledik. Hemen bakarız yine de. Projeye geri döndüyorum. Öğrenme test ettiriyorum arkadaşlar. Evet hepsinden 10'ar tane eklemişiz. Burada hepsi birbirine eşit olmasını dikkat ediyorum ki örneğin birinden 50 tane birinden 10 tane eklersek genellikle çoğunluk olandan tanımaya başlar. O yüzden genellikle hepsini eşit olarak tercih ediyorum arkadaşlar. Yeni makine öğrenim modeli yetiştirme diyerek ne yapıyoruz? Bilgisayarımızı öğrenmesini bekliyoruz. 40 tane resmi öğreneceği için arkadaşlar birazcık uzun sürebilir. Yani 8-10 dakika bekleyebilirsiniz. Bittikten sonra işlemimize devam ederiz. Evet arkadaşlar makinemiz öğrenmeyi tamamladı. Artık buradan test edebilirsiniz. Veya direkt uygulamaya geçiş yapabiliriz. Projeye geri dön diyorum. Ve yapmak diyerek Scratch 3.0 açıyoruz. Çizik güçte açlıyorum, Çizik güçte açıyorum. Evet Scratch açıldı. En başta dediğimiz gibi arkadaşlar template yani şablon üzerine yapacağız. Proje template diyorum. Fotoğrafla üzerine çalıştığımız için buraya açıyorum. Ve arkadaşlar şablonumuzu buradan bulacağız. Kitabı tahmin et diyor. Burada da bu şekilde Türkçe'ye çevrilmiş. Evet uygulamamızın görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Sol alt tarafta kendimizin de tahmin etmesini isteyebilir. Yani buradan istediğiniz gibi tahmin edebilirsiniz. Sağ alt tarafta da bilgisayarın tahmini var. Next dedikçe eklemiş olduğumuz resimler arasında geçişler yapacak. Yine aynı siteden arkadaşlar örnek resimlerde indirebilirsiniz. Ki burada tek tek yükleyip kullanacağız. İlk olarak arkadaşlar şöyle ne yapalım? Test yazan bölüme geliyorum. Burada Classification diyen bir değişkenimiz var arkadaşlar. Bu değişkenimiz içerisine ne yapacağız? Label olanı alacağız. Makine öğrenimi kodlarına geliyoruz ve label olanı alıyoruz. Neyi tanıyacak arkadaşlar? Biz resim üzerine çalışıyoruz. O yüzden custom imajı tanıyacak. Evet custom imaj diyorum. Şimdi kostümlere geliyorum arkadaşlar. Artık bir önce demiş olduğum resimleri buraya eklemeniz gerekiyor. Geliyorum kostüm yüklü diyorum. Bilgisayarıma indirmiş olduğum kitap örneklerini bu şekilde hepsini seçerek yüklüyorum arkadaşlar. Hepsinden ikişer tane örnek ekledim. Bilim, bilim2, iki, çocuk, çocuk2, iki, gerilim, gerilim2 iki ve romantik, romantik2 olarak isimlendirdim arkadaşlar. İsimlerin çok bir önemi yok. Kendisi görseli algılayacak. Evet ne yaptık şu anda? Test yazan kuklaya geldik ve değişkenimizin içerisine şunu kapatabilirim. Label ekledik ve custom image ekledik. Yani buradaki kostümlerden kostümü tanıyacak ve ne yapacak? Onun ne olduğunu alt kısımda yazacak. Tabii bunu nasıl yapacak? Tekrardan geliyorum arkadaşlar. Computer yazan kuklama geliyorum. Computer kuklası içerisinde ne demiştik? Kitap türlerini, konularını değiştirebilirsiniz. O zaman da bu resimler üzerinden isimleri tekrardan değiştirebilirsiniz. Biz arkadaşlar aynısını yaptık. Yani bilim kurgu buradan çocuklar Buradan korku gerilim bu da romantik arkadaşlar bu da düşünüyorum olarak geçiyor şimdi bunun kodlama kısmına bir şeyler yazacağız burada hazır bir kod yok sıfırdan kendimiz yazıyoruz arkadaşlar olaylara geliyorum ve haber alındı diyorum yani ne yazıyor arkadaşlar hazır burada birçok haberimiz var ne var arkadaşlar diyor. yani buradaki testime geliyorum ne yapıyor gördüğünüz gibi ilk önce kostümü tanıyor classification değişken içerisine atıyor. Ne bulduğunu orada tutuyor arkadaşlar. Ardından biz tamam tuttuk aklımızdan der gibi bir tane haber gönderiyor. Biz de computer içerisine geldiğimizde bu haberi alıyoruz. Haberi aldık arkadaşlar. Nasıl bir işlem yapacağız? Hemen koşullara geliyorum. Eğer ise diyorum. Ve operatörlerden eşitlik alıyorum. Şimdi artık makine öğrenme kodlarıma gelebilirim. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Çocuğa eşitse ne çocuğa eşitse diyeceğiz. Biz ne yaptık? Değişkenimiz içerisine ne tahmin ettiğimizi tuttuk. Bu tahmin ettiğimiz yani resmi tanıdık. İşte bu çocuk olabilir dedik. Bu çocuğa eşitse ne yapacak? Hemen kılığını değiştirecek. Ne kılığına geçecek arkadaşlar? Şuradaki mor renkli yazıdan bahsediyoruz. Ne kılığına geçecek? Çocuksa çocuklar kılığına geçecek. Kopyalıyorum. Çocuk değilse ne olabilir? Romantik olabilir. Romantik ise de Buradan romantik kılına geçecek. kopyalıyorum romantik sildim. Eğer bilim ise buradan bilim kılana geçecek. Bunları Türkçeleştirmedim arkadaşlar. Aynı şekilde kullanabilirsiniz veya Türkçeleştirebilirsiniz. Bilim değilse de en son nedir? Gerilim olabilir. O zaman da bu gerilim kılına geçecek arkadaşlar. Bir tane daha haber alacağım burada. Şöyle geliyorum buraya aşağı doğru. Yeni bir haber new picture diyor. Yani yeni resim haberini aldığında da ne yapacak? Düşünüyorum kılığına geçiş yapmasını istiyorum. Evet arkadaşlar kodlarımız bu şekilde. Bir tanesi computer kılığı altında. Bir tanesi de test kılığı altında. Ne yapıyoruz? Kodlarımızı yazıyoruz. Ayrıca test kuklasının altına da kostümlerini ekliyoruz. Şimdi buradan kendimize göre göre ne yapacağız? Ne olduğunu test edeceğiz. Şöyle arkadaşlar yeşil bayrağı tıklıyorum. Click next start diyor. Next'e tıkladığımda artık yeni bir resim gelecek. Tıkladım. Evet computer diyor arkadaşlar. Ne dedi? Science. Neymiş arkadaşlar? Hemen bakalım. Evet bilinmiş. Doğru tahmin etti. Next diyorum. Düşünüyor. Evet buldu. Bu da bilim diyor arkadaşlar. Doğru. İkincisi de bilimdi. Devam ediyoruz. Ayşegül olan ne arkadaşlar? Romantik olarak buldu. Bakalım neymiş arkadaşlar? Çocukmuş. O yüzden burada yanlış bildi. Çünkü neden arkadaşlar? Genellikle romantik kitapların üzerinde bir bayan resmi olabiliyor. O yüzden buradaki çocuk resmini bayan resmini de ne yapıyor? Romantik kitaplarında tanıyor. Ne dedik? Ne kadar çok veri eklerseniz bu hatayı o kadar ortadan kaldırırsınız. Devam ediyoruz. Bunu ne yaptı arkadaşlar? Çocuğu romantik olarak tanıdı. Bakalım isimlendirmeyi doğru yazmış mıyız? Onlardan da olabilir arkadaşlar. Computera geliyorum kodlarıma geliyorum. Evet şu an buralarda herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Yani bazen burada isimlendirme yanlış yapmış olabiliyorsunuz. O şekilde hata elde edebiliyoruz. Devam edelim bakalım. Testimize geliyorum yine. Şu an ne yaptı arkadaşlar? Çocukları tanımadı. Devam ediyoruz. Neymiş arkadaş? Korku gerilim. Evet doğru. Korku gerilim buldu. Devam ediyorum. Korku gerilim. Evet arkadaşlar bu da korku gerilim ne istiyorum romantik doğru romantik olarak ve en sonda buna bakacağız arkadaşlar şöyle ne istiyorum yine bunda romantik olarak tanıdı şöyle Arkadaşlar bu çocuk kitaplarını ne yaptı tanıyamadı Yani çocuk kitaplarını üzerindekileri bazen ne yapabiliyor diğerleri olarak algılayabiliyor Arkadaşlar şu an çoğunluğu tanıdı ama içerisinden bazılarını tanıyamadı Bu da dediğim gibi buradaki verilerden kaynaklı olabiliyor arkadaşlar. Çocuk kitaplarını şu şekilde ekledik örneğin. Ve romantik kitaplar arkadaşlar. Bazıları gördüğünüz gibi birbirine benzeyebiliyor. Örneğin şu çocuk kitabı gibi durabiliyor. Veya buradan bazıları romantik kitabı gibi durabiliyor arkadaşlar. O yüzden karıştırabiliyor. Ne kadar çok veri eklerseniz o kadar doğru sonuca ulaşırsınız. Evet arkadaşlar bu uygulamamız bu kadar. Gelecek uygulamalarda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.